Merhabalar, ismim Mehmet Keleş. Çerkezköy Sanayi'de Merchant Auto olarak hizmet vermekteyiz. Araçların kışlı bakımları çok önemli. Neden önemli diyeceksiniz? Çünkü en önemlisi kışın araçlarda antifriz olması gerekiyor. Antifriz olmadığı sürece araçlar buz tutar, motorları, blokları, radyatörleri. Suyla çalışan kısımların hepsi buz tuttuğu için yüksek maliyeti olur. Onun için maliyetleri, antifriz maliyetleri ucuz olduğu için onları bir an önce yapılması lazım. İkinci olarak da en önemli olan kışlık lastiklerin takılması gerekiyor. Kışlık lastikleri takılmadığı zaman kazaya en çok sebep verenlerden bir tanesi kışlık lastiğin olmaması. Antifriz koyulmadığı zaman az önce dediğim gibi de kışlık bakımlarında en önemli antifriz koyulmadığı zaman blokları çatlıyor, hortumları patlıyor, radyatörleri patlıyor. Bunların maliyetleri şu anki zamanda aşırı yüksek olduğu için mesela bir antifriz koyuyorsun 500 TL, 1000 TL gibi maliyeti var antifriz koymanın. Eğer koymazsanız bazı ticari araçlarda, küçük araçlarda 100 bin lira, 150 bin lira bir maliyet açabiliyor. Onun için bunları yapmamız gerekiyor. Nelere dikkat edin dediğim gibi antifrizi koyacaksın. Antifrizi koymadan önce hortum bakımlarını yapacaksınız. Çatlak hortumları, çürümüş hortumları falan değiştireceksiniz. Radyatörleri değiştireceksiniz. Ne bileyim yani onun ön bakımını yaptıktan sonra termosat bakımlarını yaptırırsa ondan sonra antifriz koyacaksınız. Kışlık bakıma hazır olması gerekiyor. Bununla alakalı antifriz ölçümlerinde ölçümler yapılırken bu tarafa doğru çevir abi. Antifriz ölçümü yaptığımızda ortalama en az %25-30 derece olması lazım. İşte bizim bu Çerkezköy'ün hava şartında Türkiye geneline ortalaması 25-30 derece yeterli kalıyor. Mesela bu aracın antifrizini tamamladık az önce. Şu anki ortalama 30-35 derece. Mesela hava filtrelerini falan değişimini yapıyoruz. Bunlar mesela toz olmuş. Toz olduğu için şu tozlar kalkıyor. Bunların hava filtresi değişimi olacak. Polan filtreleri dediğimizde içerilerdedir arabanın içinde. Onların hepsini bakımdan yapacağım. Mesela günümüz insanı dediğimiz gibi kar yağdığı zaman direktman sanayiler dolup taşar. Dediğim gibi 750 lira 1000 lira bir maliyet yapmıyor. Araçlar donuyor. Ondan sonra gidip alıp geliyoruz araçları. Sıkıntı yaşıyoruz. Ya blokları patlıyor ya hortumları patlıyor. Yarı yolda kalıyorlar. Bir de bunlarla alakalı dile getirmem gereken şu da var. Piyasada çok ucuz antifrizlerimiz var. Kimyasaldan yapılan bazı antifrizler var. Mesela normal şartta antifrizler 3 litresi 500 lira 750 lira civarında olan antifrizlerde bunlarda kimyasaldan yapılan 250 TL 300 TL antifriz alıyorlar sağdan soldan internetten marketlerden gibi. Bunlar da şöyle sıkıntılar yaratıyor. Arabaların motorlarının blokları alüminyum yerlerini çürütüyor ya hatta döküm yerlerini çürütüyor. Yok daha sonra artı bir aşırı bir koku oluyor. Aşırı bir maliyet oluyor. Çürüdüğü zaman ne yapıyor? Motoru değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Kapağı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da hortumları değiştirmek zorunda kalınıyor böyle konularla alakalı da. Ortalama hafif ticari bir araçların kışlık yağ bakımları olsun, diğerleri antifriz bakımları ortalama hafif ticari araçlarda ortalama 2500-3000 TL gibi olabilir. Ya da dizel arabalarla alakalı bu. Benzinli arabalarda ortalama 2-2,5 lira. Yani benzinliyle dizel arabanın ortalama 1000 lira gibi bir maliyet farkı olabiliyor. Dizel araba biraz daha pahalı oluyor. İlla ki kışlık bakımını herkes mesela 12. ayın ilk başında kışlık lastikler ilkten takılıyor. O günden önce de bütün antifriz bakımları, yağ bakımlarını, polen filtrelerini özellikle neden kışın? Çünkü sürekli kalifer yapmak zorunda kılıyoruz. Yazın olan soğuk, yazın olan tozlardan dolayı polen filtreleri tıkalı oluyor, kaliferleri ısıtmıyor. Isıtmadığı için de ya hatta tozu komple içine çekiyor insanlar. Öyle de bir hastalık da olabiliyor yani. Onların hepsini düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Her aracın yapılması lazım. İyi bir yolda gidebilmemiz için, iyi bir araç kullanabilmemiz için kışlık bakımlarını, antifriz en önemli olan ve lastik bakımının yapılması gerekiyor.